mitolojik malzemeyi bilinçli zihniyle değerlendirenler sadece gölgelerle yetinir. Mitolojik malzemeye bilinç ötesiyle ulaşanlar gerçeğin ta kendisini fark eder. Gerçek gölge. Bilinç ötesi bilinç. Bütün mitolojik malzemelere 2022 insanı artık bilinç ötesinden bakmayı amaç edinmeli. İlyada destanına bilinç ötesinden bakalım. İlyada destanı Ege Denizi'nin güneyini, kuzeyini, doğusunu, batısını ele alır. Ege Denizi bilinç ötesinde nedir? Düşündünüz mü? Sen Ege Denizi'nin ne olduğunu daha önce düşündün mü? Ege Denizi. Mora Yarımadası, Yunanistan, Türkiye, Çanakkale, Marmara Denizi, Türkiye'miz, İzmir, Muğla. Ege Denizi'nin şekline lütfen bakın. Kadın cinsel organı, vajina. 2800 sene önce haritacılık gelişmemişti. Fakat Homeros İlyadası'nda Ege Denizi'nin vajinaya benzediğini ve bugünkü tüm hatlarını en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Dolayısıyla İlyada Destanı bir coğrafya kitabı. Ve İlyada Destanı kadın doğumuna bilim dalı bilgileri kitabı. Girit. Ege'yi ve Akdeniz'i birbirinden ayıran ince uzun adı. Neden adı Gir ve nereye it? Bakınız, Girit Ege Denizi'nin içine girer ve iter. Türkçe terminolojide girmek ve itmek, Hint-Avrupa dil gruplarında ise create, creation, yaratmak manalarına gelir. Girit'te toplanan Yunan askerleri 1000 gemiyle Ege'nin içine girerler ve vajinanın en son noktasına gelirler. İşte bu en son noktada rahim ağzı vardır. İlyon. Rahim ağzından spermin Marmara içine, yani rahme girmesi gerekir. Yunan ve Truva Savaşı 9 yıl sürer. Daha doğrusu sevişmesi 9 yıl sürer. Savaşın sonunda, yani sevişmenin sonunda Truva Kalesi'nin önüne Truva tahta atı bırakılır. Truva Kalesi kadın doğum anı bilim dalı bilgilerinde kadın yumurtasına, Truva atı erkek spermine denk gelir. Ve bu erkek spermin kadın yumurtasının içine konması istenir. Truva kralı Priam bunu kabul eder ve Truva atı Truva kalesinin içine girdikten 36 saat sonra, yani sperm yumurtanın içine girdikten 36 saat sonra yumurtayı döller ve kadın hamile kalır. Hangi kadın? Anadolu. Anadolu
hamile kalır. Ve Anadolu'nun rahmi işte burası Marmara Denizi'dir. Peki kimdir bu kadının kocası? Girit. Create. Create. Crete'in ve Anadolu'nun sevişmesi İlyada destanında 16 bin mısrada anlatılır. İnsanlar bunu savaşmak olarak hala derinlerine inmeden bilinçli zihinleriyle kabul ediyorlar. Oysa bilinç ötesiyle kabul edildiğinde Anadolu'nun ve Girit'in sevişmesi. Anadolu tarihte hep kadın olarak varlığını sürdürdü. 3000 yıl önce Kibele, yani Sibele, sonra Artemis, Diana, Meryem Ana ve İslami fetih ile beraber Fatma Ana. Bakınız, hep anne. Peki Girit. Burası Zeus'un büyüdüğü yer. Erkek. Burası Zeus ve Europa'nın oğlu Minos tarafından yönetiliyordu. Kral Minos. Ve burada labirentin içinde bir boğa yaşamaktaydı. Minos boğası. Minotaur. Peki İlyada Savaşı'nın sonunda ne oldu? 9. yıl bitti. Sperm yumurtanın içine dahil edildi. Yani Truva atı Truva Kalesi'nin içine alındı. Ve 10. yıl Truva yerle bir oldu. Yani 9 ay boyunca hamile kalan annemizin göbeği iyice şişti. Ve sonrasında bebek ortaya çıktı. Yani büyüyen karın yerle bir oldu, eski haline döndü, hiç yokmuş gibi oldu. Truva'nın yerle bir olması, işte anne rahminden doğan bebeğin anne rahminin eski haline gelmesini sağlamasıdır. Ve savaşın sonunda Marmara Denizi'nden Çanakkale yoluyla çıkan Prens Aeneas Ege'den çıktı. Mora ve Girit arasından İyon Denizi'ne geldi. Adriyatik Denizi'nden İtalya'nın topuğuna gelip Roma İmparatorluğu'nu kurdu. Yani Girit ve Anadolu bütün insanları, bütün medeniyetleri, bütün fikirleri doğurur. Bin yıllar da geçse İlyada destanı daha da canlılığını sürdürerek
hayatta kalacak. Çünkü onun çantasında hep çözülmeyi bekleyen yeni bilgiler olacaktır. O bilgiler Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol diliyle ancak çözülebilir. İlyada Destanı. Bin gemiyle gelen Yunan ordusu her gemide 50 asker bulundururdu. Bu da 50 bin askere karşılık gelir. Bu erkeğin 50 milyon spermidir. 50 milyon spermin en güçlü ve zeki olanı Truva atı olarak karşımıza çıktı. Ki Truva atı Aşil'in ta kendisidir. Truva atının içinde 50 savaşçı vardı ve Aşil'in oğlu da o savaşçıların içindeydi. Tabi o spermlerin en zekisi olan Odysseus da o sperm kapsülünün yani Truva atının içindeydi. Ve Odysseus bu yumurtayı döllemeyi başarabildi. O yüzden Homer İlyada'dan sonra Odysseus'un destanını yazar. Yumurtanın içinde gelişimini tamamlayan, 9 ay boyunca anne rahminde kalan ve sonra dışarı çıkan bebeğin insanı kamil yolculuğunu anlatmak gerekir. Homer de bunu Odysseus'ta anlatır. Odysseus hiç kimse. Odysseus herkes. Odysseus hiçbir şey. Odysseus her şey. Odysseus çileli. Odysseus ayak topuğundan başlayıp dize, kalçaya, göğüse, boyuna, kafaya ve saça ulaşan insan. Homer, eline yüreğine sağlık. Ne muazzam bir sanatçısın ki 2800 yıldır senin destanını ancak savaş destanı olarak anladı insanlar. Onlara sunduğun içi pırlanta dolu hediye paketinin sadece ambalajıyla ilgilendiler. İçine inemediler. Ve Refik Korkmaz, sunduğun hediye paketinin içindeki bütün mücevhere, mücevherata erişti ve bunu bütün insanlığa sunuyor. Kim ki kendisini Odysseus kabul ederse o Odysseus'tur. Kim ki bilinç ötesinin bütün hazinelerini sırtında taşıyabiliyorsa o Homer'dir. Ruhumdan Homer'in ruhuna, Odysseus'umdan Odysseus'un ruhuna selamlar, saygılar. İlyada Destanı, savaş destanı, aşk destanı, meditasyon destanı, bilmece destanı, tıp destanı, şifacılık destanı, kadın doğumuna bilim dalı destanı, meditasyon destanı, evren nasıl yaratıldı bilgilerinin destanı. Ege Denizi'nin güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna konu edildiği İlyada Destanı, Ege Denizi'nin doğu kıyılarında işte burada, Assos'ta, Athena Tapınağı'nda, Refik Korkmaz tarafından çözüldü ve İlyada Destanı'nın gerçeği ülkemizden, Türkiye'mizden bütün dünyaya duyuruluyor.